Üçüncü kat 204 numaralı oda. Avukat karı orada olabilir, ona göre. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya şu hemşire gidip kimmiş bir bakayım. Neden takıldın bu kadar anlamıyorum. Hastane burası, her şey olabilir. İlk defa gördüğüm bir hemşireyim. Ne oldu ha? Öldü mü? Kızı anlat Adi Kara. Öldü. Geberdi. Sakladım iğneyi. İstediğiniz oldu mu? Oh, helal sana. İster okurum ister okumam. Benim bileceğimmiş. Git başımdan. Özür dilerim. Ben bunu görmemiş olayım. Bu da benden Lamia. Merhaba. Hoş geldiniz. Avukat amca, çok teşekkür ederim. Kendine sevindim canım. Doğum günü kutlu olsun. Bu işte bir hata var ama nerede? Ekrem Bey'in Lamia'nın babası olmaması imkansız tabii. Laboratuvarını da yanlış yapmayacağından eminim. Eğer öyleyse... Babam değilmiş. Ne olmuş Ekrem Bey'e? Lamia'nın babası değilmiş. Rapor öyle gelmiş. Lamia'ya ne oldu söyle. Nasıl ne olsun? Ne demek ne olsun be? Çocuk perişan ağlıyor. Çocuk perişan ağlıyor mu? Çocuk perişan ağlıyor. Yaşıyor. Yaşıyor. Ulan kaltak! Ekrem Bey artık bu kızın babası değil. Mezar numaranızı da sökmedi. Lamia'nın bir tek babası var, o da benim. Avukat Bey'e selamlarımı söyle. O mezarlarla boşuna uğraşmasın, tamam mı? Hayır kız, yürü. Asabımı bozma. Dur, şuna! Yürü! Lamia! Yürü. Bırak onu! Yürü diyorum, yürü. Lamia! Yürü, gir içeri. Gir! Gir! Hadi şoför gidelim. Boşuna zırlama kız. Yine elime düştün. Gördün mü? O avukat amcanın yaptırdığı tahlil de palavra çıktı. Biliyorsun değil mi? Babana cevap versene kız. Evet efendim, biliyorum. Ha şöyle adam ol. Artık üvey baba yok. Gerçek baba var. O da benim. Halil Güneşli. Anladın mı? Anladım efendim. Efendin değil kız. Baba, anladım babacığım. Anladım babacığım. Bu it nereden çıktı şimdi? O benim köpeğim. Avukat amca aldı. Doğum günü hediyesi. Bak bak bak, avukat amcası almış. İşimiz gücümüz yok. Bir de it bakıcılığı yapacağız, öyle mi? Ver ona. Hayır, hayır. Yapmayın ne olur. Ver kız. Konuşma. Kardeş dursana şu küpeyi atalım. Hayır, lütfen yapmayın efendim. Bana bak, baba diyeceksin kız patlatırım ha. Peki baba, ben köpeği çok sevdim. Ne olur, ne olur bırakın. Atarsınız. Sus, sus. Sen hiç kalkacaksın şimdi, sus kız. Ya kardeş dur dedik sana, dursana. Af buyur abi, kız haklı. Köpeği burada bırakırsak anında ezilir ölür. Ağlıya ağlıya perişan oldu. Ölürse ölsün be, sen de karışıyorsun be. Kız da benim, köpek de. İstediğimi yaparım. Olur mu abi, şu köpeğin de canı var. Ölürse yazık, insanlığa sığar mı? Hop hop hop, bana akıl öğretme ha. Sen ne ukala şeysin be. Şoförsen şoförlüğünü bil. Başka şeye de bulaşma. Sağa çek dur, yoksa alırım ayağımın altına. Sen de amma terbiyesiz adammışsın be. Ulan terbiyesiz senin sülalendir be. Dur lan! Dur, indir bizi burada. Dur! İn arabamdan. Bela mısın sen be? Terbiyeli konuşsana. Ayıp değil mi? Yaşından başından utan. Bana bak, bücür. Bacak kadar boyunla bana kafa mı tutuyorsun sen he? Bela mısın sen kardeşim? Bas git, baksana bir sürü araba var burada. Hadi yallah. Amma yılışık adamsın bana be. Bana bak, hop doğru konuş. Kibar ol. Paramızla biniyoruz taksine. Paraysa para. Köle miyiz lan biz? Ulan sen ne kelek şoförsün be? Ağzını topla da konuş. Toplamasam ne olacak? Ulan şoför milleti değil misiniz? Topunuzun köküne. Derdin ne senin bey baba? Ne karalıyorsun şoförlere ha? Abi bir şey demedim. Bu hıyarla biraz atıştık da ondan yani. Bir de hıyar diyor.
Ağzını topla ulan. Abi ben bir şey demedim. Vallahi seni ya. Seni şoför dayağı yedin mi? Yemedin abi, galiba. Abi, boğarım lan seni. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Boğarım lan. Lan. Sıkma. Sen abi, bir dakika ya. Vallahi bir dakika ben rica ederim. Abi ayağın altını. Abi bir dakika ya. Abi bırak elini de kalacak. Yapma abi. Tamam, bir dakika abi. Abi bir dakika ya. Yanlış anladınız. Vallahi billahi ya. Yani vallahi billahi. Yanlış anladınız abi. Elinde kalacak. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika ya. Arkadaşla ufak bir tartışma yaptık. Öyle değil mi kardeş? Hadi hadi. Al kızını da toz ol. Tamam. Köpeği falan da atma. Tamam. Yazık hayvan. Tamam abi. Abi öpeyim. Abi öpeyim. Yok bir şey yok ya. Yok yani. Tamam. Ben şey yaparım ha. Abi sağ ol. Sağ ol. Abi sağ ol. Abi sağ ol. Lamia! Allah kahretsin! Ulan hep sizin yüzünüzden kız kaçtı! Kız kaçtı be! Sizin yüzünüzden kız kaçtı! Gelin ulan sen! Kızı kırın! Ne oluyor? Maşallah herifler! Sürüyle geliyorlar be! Ulan tek tek gelin de göstereyim ben size! Da kaçırttılar yani. Ah Lamia, ah! Bulacağım seni. Çok yoruldum. Kurtulduk ama merak etme. Lamia. Nasıl olsa avukat amcana gideceksin. Ben gösteririm sana. Çık bahçeden. Ne bağırıyorsun be? Sana çık dedim bahçeden. Ulan duvarını mı yedik be? Cadı karı. Al başına çal. Manyak mısın be? Çık bahçeden. Cadı. Çabuk çık bahçeden. Özlem, nedir bu halin? Hocam Halil geldi. Halil mi geldi? Lamia'yı götürdü hocam, engel olamadım. Ne diyorsun Özlem, bu ne cesaret? Hastaneden alıp nasıl götürebilir çocuğu? Doktorlar, hemşireler, sen, Zeynep Hanım. Neden polise haber vermediniz? Hastanede değildik hocam. Ne? Dışarıda karşılaştık Halil'le. Dışarıda mı? Böyle bir hatayı nasıl yaptın Özlem? Ne söyleseniz haklısınız hocam. Pekala, hem eve de dışarı, kapının önüne gelsin. Avukat bey teşrif etmiş. Evin içine girseydin bari. Yolu işgal etmişsin. Ne biçim şoförsün sen be? Burada başka park yeri yok. Yok ya. Siz şoför milleti de amma okulasınız be. He? Biri söyle bin işit. Dört göz. Avukat sorar şimdi Lamia nerede? Sen görürsün avukat bey. Avukat bey geldi Halil. Aman biliyoruz. Lamia nerede Halil? Öldü. Oh, avukat bey. Kader bizi ayırmıyor değil mi?
Tilki gibi dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Gevzeliği bırak Halil. Lamia nerede? Avukat bey, Lamia'dan size ne? Çocuğu derhal görmek istiyorum. Ben de görmenizi istemiyorum. Olur mu öyle şey Halil? Olur tabii. Avukat bey bana az çektirmedi. Karakollarda sabahladığım geceleri unutmadım. Sonra tahlil dedi, mezar açtırdı. Sonra da şişli kaldı. Avukat bey, Lamia'nın bir tek babası var, o da benim. Tamam mı? Kızımı ister gösteririm, ister göstermem. Kime ne? O ne biçim konuşma öyle Halil? Avukat bey seni Celal'in elinden daha yeni kurtardı. Ona çok şey borçluyuz. Bu adam nankör Sabri Hanım. Hepimiz onun ne mal olduğunu biliyoruz. Avukat bey, ben mal filan değilim. Artık evimden gidin. Buyurun. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun Halil? Burası benim de evim. Avukat bey hiçbir yere gitmiyor. Sen de karışıyorsun be. Karışırım. Boşuna kendini üzme Sabri Hanım. Arada Lamia olmasa bu adamla muhatap bile olmam. Ama ne yapalım ki şimdilik buna mecburuz. Söyle bakalım Halil. Lamia'yı ne yaptın? Lamia yok. Bırak oyunu. Eğer kızın başına bir şey gelirse yakarım canını. Yoksa kaçtı mı? Lamia kaçmadı. Sakladım onu. Kızı öldürmek istediğini herkes biliyor. Eğer yanlış bir şey yaparsan ömrünün geri kalan kısmını hapiste geçirirsin. Bilmiş ol. Avukat bey, ben aptal mıyım? Böyle bir yüzüm mü var benim? He? Madem ki bu kadar görmek istiyorsunuz, o zaman kesenin ağzını açın bakalım. Halil! Kuşma! Açlıktan sürünecek miyiz ben? Halil efendi, Lamia'yı görmeden benden 5 kuruş bile alamazsın. Siz bilirsiniz. Asıl sen şunu bil. Lamia Ekrem Bey'in kızı. Bunu mutlaka ispat edeceğim. Bir yanlışlık olduğu kesin. Yeniden DNA testi yaptıracağım. Avukat bey, boşuna uğraşmayın. Belki de Lamia'nın annesi Ekrem Bey'den ayrıldıktan sonra başkasıyla... Yani siz avukatsınız, anlarsınız. Utan be, utan. Bir zamanlar evli olduğu kadın hakkında bu ne biçim konuşma? Sonunda gerçek ortaya çıkacak. Lamia'yı elinden alacağım ve sen hayatının sonuna kadar sürünerek yaşayacaksın. Şimdi gidiyorum. Lamia'yı en kısa sürede bana göstereceksin. Göstermezsen? Göstermezsen kızı öldürdün diye seni tutuklatırım. Anladın mı? Avukat bey, kız benim kızım. Kimse bana karışamaz. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum avukat bey. Biliyorum, biliyorum kızım. Biraz daha sabret. Allah güle güle avukat bey. Lamia nerede Halil? Ne uyanık kadınsın Sabriye sen. Sana söyleyeyim, sen de git avukat beye yetiştir değil mi? Avukat beye çok büyük terbiyesizlik yaptın Halil. Yarın bir gün yine ona avuç açacaksın. Ben dilenci değilim. Ben kimseye yalvarmam bana yardım edin diye. Sen ne nankör adamsın. Üstüme fazla gelme, canımı da fazla sıkma. Lamia nerede? Lamia nerede, Lamia nerede, Lamia nerede? Ben koskoca avukata bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim? Hadi git bana bir çay yap. Evde çay yok. Bu parasızlığa daha ne kadar dayanacağız Halil? Lamia bende olduğu sürece avukat bey eşek gibi bize bakacak. Hadi git bir yerlerden çay bul. Hadi. Hadi. Hayır, ne var be? Hadi bekliyor. Anlaşıldı. Bu fidan karısı da insana nefes aldırmıyor. Ah, ne vuruyorsun be? Sana kaç kere söyledim buralarda dolaşma diye. Şşş, kurtar beni Halil amca. Kızım dur. Dur. Ne yaptı ki çocuk vallahi seni? Vallahi ben bir şey yapmadım. Misket oynuyordum Sabriye teyze. Yedirim sana o misketleri ben. Oğlum bizim kız seni gördüğü zaman cinlerin tepesine çıkıyor. Hadi sen kaybol, hadi kaybol. Çatlak Semiyo, çatlak Semiyo. Benim sinirlerim sadece ona bozulmuyor baba. Tamam, tamam kızım. Aslan kızım benim. Okulun nasıldı bugün? Bunun tavrı ne böyle? Biraz düşünürsen anlarsın. Sakın o adam meselesi deyip de çıldırtma beni. Hadi eyvallah. Nereye Halil? Hani çay içecektik? Hani konuşacaktık? Ana kız bir olup asabımı bozdunuz. Gidiyorum. Nereye? Cehenneme. Sen ne zaman adam olacaksın be? Ah Halil ah. Özlem Hanım, sizi görmek isteyen bir bey var. Tamam, geliyorum.
Merhaba. Merhaba. Buraya neden geldiniz Adnan Bey? Hastaneye uğradım. Ayrıldığını söylediler. Sen ağladın mı Özlem? Bu sizi ilgilendirmez. Ne istediğinizi söyleyeyim ve gidin lütfen. Sadece hatırını sormak için uğramıştım, o kadar. Ama seni çok üzgün görüyorum. Bir sorunun varsa yardım edebilirim. Yalnız kalmak istiyorum Adnan Bey. Hocam gelebilir. Sizi burada görmesini istemem. Merak etme. Hemen gideceğim. Ama gerçekten önemli bir sorunun olduğu belli. Ağlamaktan gözlerin kızarmış. Ne istediğini söyle bana yeter. Bir şeyim yok Adnan Bey. Seni kırdığımı biliyorum. Sana sahip olma düşüncem de yanlıştı. O gece yemekte beni bırakıp gitmeni hazmedemedim. Kötü bir inat benimkisi. Bir yemeğin bu kadar sorun olmaması gerekirdi. Evet haklısın. Ama ben böyleyim. Doğrusunu söylemem gerekirse sana bir anda aşık oldum. Biliyorum seni çok üzdüm. Aslında buraya senden özür dilemeye geldim. Gecikmiş bir özür. Teşekkür ederim Adnan Bey. Senden ricam şu. Öğrendiğim kadarıyla yalnız bir kız. Üstesinden gelemediğin sorunların varsa sana yardım edebilirim. Bilemiyorum. Şu sıralar önemli sorunlarım var. Ama bunları başka zaman konuşsak. Sana yardım etmek istiyorum Özlem. Lütfen beni kırma. Yarım kalan yemeği de bu akşam tamamlayalım. Bana dostun olma fırsatını ver. Teşekkür ederim. Belki gerçekten bana yardımınız olur. Aynı yerde bekliyorum seni. Pekala. Geleceğim. Sabahtan beri merakla bekliyoruz. İnsan gelir bir haber verir ya. Eşek başı mıyız biz burada? Beyefendi karısının yanından ayrılamıyormuş. Amma konuştum be. Ulan bu kadın milleti niye böyle oluyor ya? Anlamak mı mümkün değil be? Ne diyorsun oğlum sen ya? Arkamdan ne atıp tutuyorsun? Erkeksen yüzüme söyle. Amma sinir yaptın be Fidan Hanım be. Yaparım tabii. Yaparım. Tamam. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Sağır oluyorum. Sana bir bok olmaz kardeşim. Sen rahat adamın tekisin. Senin canın kavga etmek istiyor galiba. İstiyor tabii. İstiyor. Bak kızı da elinden kaçırdın. Ne olacak şimdi? Yüzdük yüzdük işin kuyruğuna geldik. Şu oğlana bak. Paralar uçtu gitti. Ne hayaller kurmuştum. Tamam bulacağız kızı. Tasalanma. Bu koca şehirde nasıl bulacaksın kızı? Beni mi kazıklıyorsun sen? Bana bak. Bana saldıracağına o alkolik arkadaşına saldır. Bütün işi o bok etti. Sen de üstüne tüy diktin. Beceriksiz adam. Amma fırçaladın. Yeter be. Sus be. Hava al biraz. Sus. Susmuyorum. Üç kuruş için oramızı buramızı açıyoruz. Hayat mı lan bu? Zaten ben de şans olsa. Bak canım. Çek elini. Dokunma. Ulan Lami ya. Yine elime düşeceksin. İşte o zaman ben senin gözünün yaşına bakar mıyım be? Koparacağım o boynunu. Acıktın değil mi? Ben de çok acıktım. Ama önce senin karnını doyurmalıyım. Bakar mısınız? Ne istiyorsun kızım? Köpeğimin karnı çok aç. Acaba bir parça döner verebilir misiniz? Lütfen. Hadi kasadan fiş al gel. Ama benim hiç param yok. Sadece köpeğimi yedirmek için istiyorum. Kızım git başımdan. Paran yoksa döner möner yok. Adnan Bey, bu akşam için önemli randevularınız vardı. Hatırlatmamı istemiştiniz. Hepsini iptal et. Ama efendim çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Bu gece özgür olmak istiyorum. Bu mümkün mü Nihal Hanım? Tabii efendim. Siz nasıl isterseniz. Güzel. Sevindim. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Üstümü değiştireceğim ve yemeğe çıkacağım. Tamam mı? Tabii efendim. Peki Adnan Bey. Ha, telefon falan da bağlamayın. Olur mu? Patronun ilk defa bu kadar neşeli olduğunu gördüm. Gerçekten de öyle. Lale.
Ne bakıyorsun? Maymun mu oynuyorum? Gene içmişsin Halil. Nereden anladın? İçerim tabii. Daralttınız. Sen bir taraftan, kızı bir taraftan sıktınız artık mı? İçerim. Kimse engel olamaz. Fatma ablanın evinde bana ne söz vermiştin Halil? İçkiye tövbe demiştin. Unuttun mu? Oğlan başlatma şimdi Fatma ablandan. Unuttum. Babamın sözünde durduğunu gördün mü hiç anne? Ben böyleyim. Uyum bu. Aslında hata bende Halil. Hiç dönmemeliydim. Döndün. Ne olacak? Karnım aç. Hadi bir şeyler hazırla da yemek yiyelim hadi. Önce ekmek almak lazım. Para lazım. Sende para vardır. Bende para yok Halil. Var var var. Sen ne kirli çıkınsın sen. Hadi para ver. Semiha gitsin bakkaldan ekmek alsın hadi. Annem para yok diyor. Duymuyor musun baba? Bende de yok. Ne yapacağız? Ekmek alacak para yok da içki alacak parayı nereden buldun baba? Sen dersin çalışsana. Annenle ben konuşuyoruz. Semiha doğru söylüyor. Cevap versene. İçerim. Ben içerim. Borca içerim, harca içerim ama gene de içerim. Size ne? İyi. Sen iç, biz burada açlıktan ölelim. Ne olacak bizim halimiz? Nasıl dönecek bu ev? Ne yiyip ne içeceğiz hiç düşünüyor musun? Bugüne kadar hep Lamia'nın sırtından geçirdik. O da yok artık. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Kim demiş Lamia yok diye? Lamia'yı sakladım. Halil, bizle konuşuyorsun. Palavra atma baba. Lamia gene kaçtı, biliyorum. Kaçar kaçmaz. Size ne? Kız benim kızım. Senin kızın benim baba. Lamia üvey kızın. Semiha doğru söylüyor. Şu kızın peşini bırak. Git gerçekleri söyle avukata. Ondan af dile. O da kızı bulsun alsın. Bize yardım da eder. İnsan gibi yaşarız. Evet baba. Akıllı ol biraz. Ana kız ev verdiniz. Beni ortanıza aldınız. Çekiştirip duruyorsunuz. Yeter be. İkiniz de içime fenalık getirdiniz. Sen de büyüdükçe ukala olmaya başladın ha. Ben doğruyu söylüyorum. Evet Halil. Ulan şimdi de atacağım bu evi. Camın çerçeveyi indireceğim. Başka ne beklenir ki senden? Ulan. 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 Baba. Vursana. Cesaretin varsa vur. Benim elimi kana bulama. Ulan karı milleti değil misiniz? Süleyman! Ay, ödümü kopardın be Halil. Kopsun ulan. Kopsun da senden kurtulayım. Ulan burası çöplük mü? Evinde saklasana sen pisliklerini. Burayı perişan ediyorsun. Burası benim evimin kapısı be, sana ne? Ne demek ulan bana ne? Ulan burası bahçe müşterek. Medeniyetsiz herif. Aa, ulan bir yetiş karıcığım. Yetiş sana. bak neler yapıyor, gel bak. Yetiş bak yetiş. Bu Halil var ya, bu Halil. Çöpleri bahçeye ne koymamızı var? İstemiyor. Sen ne karışıyorsun işimize Halil? Karışırım tabii. Bütün mahalle bu çöp yüzünden kokuyor be. Sen çöpçübaşı olmaya mı karar verdin Halil? Aslında yakışır da sana. Yok ya. Akşam akşam sağa sola sataşma da huzurumuzu bozma. Anlaşıldı mı? Hem sen niye bahçede dikilip duruyorsun? Gitsene evine. Bahçe benim de bahçem. İstediğim gibi dururum. Duruyorum ulan burada. Hadi bakalım. Sen başına bela arıyorsun Halil. Git evine hadi. Gitmiyorum. Git dedim. Manyak mısın sen be karı? Ne diyorsun ulan sen? Ne diyorsun sen? Dur ya abla. Ne diyorsun? Abla dur ya. Parçalarım lan seni. Tutma beni Süleyman. Tutma. Bir dakika ya. Ya ablacığım sana dur, manyak sen diyorum, sen kızıyorsun be. Sensin manyak. Ya ablanı iş yere götür. Rahatlat ne biraz baksa. Öpeyim abla. Hadi git. Hadi yürü karıcığım sen. Manyak. Ya insan bir çöp yüzünden komşusuna saldırır mı be? Manyaksın sen be. Hem de birinci dereceden manyaksın. O ne biçim hareket öyle Halil? Bu şey. Yok bir şey be abla ya. Hı? Hadi iyi akşamlar.
Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Böyle buyurun efendim. Arkadaşlara da uygun bir masa lazım. Emredersiniz efendim. Servisi başlatayım mı? Hayır. Konuğumu bekleyeceğim. Yalnız şu çiçeği değiştirin. Daha güzel bir şey koyun masaya. Gül filan. Derhal efendim. Bir de şu yakın masaları rezerve yaptır. Kimse oturmasın. Derhal efendim. Kaç kişi daha gelecek? Sadece iki kişiyiz. Peki efendim. Halil, Lamia'yı sakladım diyor ama göstermiyor. Ona inanmıyorum. Sanırım kızı yine elinden kaçırdı. Bilemiyorum. Hocam biliyorsunuz, Halil'i sorguya almıştık. Sonucu da biliyorsunuz. Kanunen kızın babası olarak gözüktüğü için kızı size göstermeyebilir. Hatta kızın vasisi olmanıza bile karşı çıkabilir. Bunu biliyorum. Söylediklerin doğru. Ancak bu davada benimle uğraşacak ne parası, daha da önemlisi ne de aklı var Halil'in. Sonuçta kaybeder. Haklısınız hocam. Lamia'nın hayati tehlikesini gündeme getirip Halil'i tutar buraya getirebilirim. Yapabileceğim tek şey bu olabilir. Biliyor musun Erol? Lamia'nın Ekrem Bey'in kızı çıkmaması gerçekten şaşırtıcı. Hocam size tuhaf gelebilir ama bence bir kimlik tespiti yaptırmakta yarar var. Yani Ekrem Bey'in mezarında başka birinin olduğunu mu düşünüyorsun? Vallahi hocam çok uzak bir ihtimal de olsa. Haklısın. İşin içinde para ve o namussuz Halil olunca her şey mümkün. Yalnız böyle bir şeyi düşünecek kadar zeki olabilir mi sence? Akıl verenleri olabilir hocam. Evet olabilir. Dediğin gibi her ihtimale karşı kimlik tespiti istemekte yarar var. İşimiz çok uzayacak. Yeniden mezar açılacak. Bir sürü prosedür. Hadi ben dayanırım Ajda. Ama sen... Sana bir şey olursa çok üzülürüm. Keşke seni Özlem ablaya bıraksaydım. O zaman karnın da doyardı. Hem üşümezdin de. İşte şimdi üşümezsin. Senin adını bile koymadım hala. Sahi senin adın ne olsun? Mavişe ne dersin? Tamam senin adın Mavişe olsun. Servisinizi başlatmamı ister misiniz Adnan Bey? Hayır. Bekleyeceğim. Peki efendim. Ben bu işe çok şaşırdım şimdi. Halil kızın babası olarak kaldı. Vallahi kedi gibi dört ayak üstüne düştü. Şansa bak be. Sence ne olur şimdi Recep? Avukat Nazmi Bey işin en başına döndü eminim. Tahlilleri tekrarlatacak. Kesin sonucu alıncaya kadar da uğraşacaktır. Üstad için büyük kazık oldu bu. Belki de kız gerçekten Ekrem Bey'in kızı değildi. Yok öyle değil. Bu işte bir bitkeni var Recep. Ne olabilir Celal'a? Bilemiyorum ama var. Neticede paralara Halil konacak değil mi Recep? Vallahi öyle görünüyor. Hayır. O da öyle değil Recep. Var mı bizden kaçmak? O paraları rahat rahat yedirmem ben adamı. Halil. Senle atınca mangalda kül bırakmıyorsun. Şimdi Lamia'nın başına bir iş gelse avukat bir kartal gibi böyle gagalar. Yani şimdi bu söylenecek laf mı be? Kızı sakladım. Söylerim tabii. Lamia'nın başına bir iş gelirse de gelir. Ben de kaçtı derim. İşte evdeyim. Kim suçlayacak beni? Ah Lamia. İnşallah ölüm haberin gelir. Üşümüyorsun. Seni ısıtabiliyorum değil mi Maviş? Uyanma.
Semiha, al kızım. Çok geç oldu. Yarın okulun var, uyanamayacaksın. Anne, sen değil miydin oku, çalış, kendini kurtar diye? Çalışıyorum. Yarın 3 dersten sözlüm var. Arkadaşlarıma yetişmeliyim. Aferin, çalış kızım. İyi geceler. Gece karanlık, ıssız ve sevgisiz. Ben aynen bir gece gibiyim. Seni çok özlüyorum Eser. Ne haber Ali? Adnan abi sen misin? Bir başkasına benziyor muyum? Abi şaşırdım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Eski dostlar unutulur mu hiç? İşler nasıl Ali? Bu hoca aldın ya bana. Sayende yırttık. Vallahi özlettin kendini be abi. Gelemeyin şimdi nedeni işler. Aman işleri iyi olsun. Gerisi önemli değil abi. Yürüdün gittin be. Herkesi ezdin geçtin. Dev oldun evelallah. Ezdik geçtik. Geçtik ama... köprü altını hiç mi hiç unutmadık. O ayrı. Biz köprü altı çocuklarıydık. Artık onlar da kalmadı ya. Şimdikilerin hepsi kelek. Tiner çekip duruyorlar. Bu dünyanın dibi delindi be. Delindi Ali. Doğru söyledin. Bir kahve yapayım mı sana? Yok be. Canım ucuz şarap istedi. Eski günlerdeki gibi. Senin tezgahta vardır. Elbet vardır. Meze bile yaparım istersen. Hadi. Siz de yok olun. Yalnız kalmak istiyorum. Emredersiniz efendim. Arabanız kalsın mı? Hayır, onu da istemiyorum. Emredersiniz efendim. Alacağın olsun avukat hanım. Özlem. Özlem kızım. Hocam geldiniz mi? Bu saatte ofiste ne işin var? Uyup kalmışım hocam. Özür dilerim. Her yerde seni aradım. Cep telefonunda cevap vermiyor. Merak içinde kaldım. Sonra bizim Juliet'i evinden aradım. O da büroda uyuduğunu söyledi. Buraya da telefon ettim. Telefonları duymadım hocam. Böylece kalmışım burada. Bugün seni kırdığını biliyorum. Ama üzülme. Olan oldu bir kere. Lamia nasıl hocam, iyi mi? Lamia'yı görmedim. Halil eve yalnız geldi. Sözüm ona kızı saklamış. Sakın çocuğa bir şey yapmış olmasın hocam. Sanmam. Belki Lamia gene kaçtı. O zaman bizi arar. Kıza inancını kaybettirdik Özlem. Onu bir türlü Halil'in elinden kurtaramadık. Şimdiye kadar olaylar hep ters gitti hocam. Bu seferki tamamen benim hatam. Sorumsuzca hareket ettim. Çok üzgünüm. Bunları sonra konuşalım. Neredeyse gece yarısı oldu. Git evine biraz dinlen. Yarın çok işimiz olacak. Eyvah. Ne oldu kızım? Bir arkadaşımla buluşup yemek yiyecektim. Ayıp oldu. Beklettim. Sonra telefon edip özür dilersin. Hadi seni evine götüreyim. Gel kızım. Ben gidiyorum anne. Bütün gece uyumadın, kahvaltı da etmedin. Bak şunu sana hazırladım, okulda yersin.
Şunu da harçlık yaparsın. Geriye paran kaldı mı anne? Sen ne yiyeceksin? Bakkaldan borcu alırım. O vermiyor artık biliyorsun. Ben de Raziye'den alırım. Tabii alalım, dilenelim. O da böyle rahat rahat uyusun. Ne oluyor be? Ne var gene? Yok bir şey, sen rahatını bozma. Tepemde ne bağırıyorsunuz? Hadi git başımdan. Hadi kızım sen okuluna git. Gitmeyeceğim. Paran var mı paran? Şuş! Sen rüyanda para mı gördün benden sabah sabah para istiyorsun? Bu evde para makinesi var, ben her sabah para basıyorum değil mi? Para mara yok, anlaşıldı mı? Para yok. Sen değil misin oku diyen? Rahat bırakın beni be, rahat bırakın be. Sabah sabah. Ulan bir huzur yok be. Gürültü patırtı istemiyorum, burada uyuyacağım. Böyle baba olmaz olsun. Boşuna uğraşma kızım, baban değişmez, Halil bu. Ben de ona hiç rahat vermeyeceğim anne, hadi al asmalık. Güle güle kızım. Semiha, bir daha odanın kapısını tekmelersen gebertirim seni. Hayvan. Manyak be. Nasıl vuruyor kapıya? Ne? De çırmına de. Elinde bıçakla böyle. Gel, kes. Sırıtıyor. Bana bakın. Uyuyacağım, rahatsız etmeyin beni. Bok uyurum. Kaçırdılar uykumu. Akşamdan sabaha. Şimdi de öğlen olacak neredeyse. Biraz mola ver be abicim. Bir kahve yapayım da bu işi noktala, ne dersin? Sonra da bir fal bakarız. Bu abimin kalbini çalan kızı bir görelim fincanda. Belli oluyor ölüm. Kör bile anlar abicim. Sen ipin ucunu bayağı kaçırmışsın. Gerçekten doğru söylüyorsun Ali. İlk defa ipin ucunu kaçırdım. Tutarız be abicim, meraklanma. Günaydın efendim. Buyur küçük kız. Bir çay, bir simit, bir de köpeğim için süt istiyorum efendim. Bir kabınız var mı? Zahmet olmazsa verir misiniz? Sen şimdi git otur. Çayını da, simitini de, sütünü de getiririm güzel kız. Günaydın efendim. Günaydın. Sabret Maviş, şimdi karnını doyuracağız. Tamam hocam. Aferin Semiha. Tamam oturabilirsin. Şimdi bir artı veriyorum. Bir artı daha alırsan sözlü sınav notunu 5 olarak geçeceğim deftere. Aferin kızım. Sağ ol Ali. Afiyet olsun. Al bakalım güzel kız. Köpeğinin sütü de hazır. Teşekkür ederim efendim. Borcum ne kadar? Elebiye sonra alırız. Olmaz. Önce paramı vermeliyim. Çünkü çok az param var. Ya yetişmezse? Borcun 500.000 lira. Ben sadece sütü alsam olur mu? Param yetişmiyor. Yetişmez olur mu? Bak elinde işte. Ama siz 500.000 lira dediniz. Şaka yaptım. Borcun yok aslında. Hadi köpeğine de sana da afiyet olsun. Ama efendim. İtiraz yok güzel kız. Teşekkür ederim efendim. Hadi iç iç.
yarısını. Çok sağ ol. Kaçıyor musun abi? Evet Ali. Burası senin dükkanın. Olmaz öyle şey. Sabaha kadar asker ettim seni. Hadi eyvallah. Al bakalım şunu küçük kız. Neden bu parayı bana veriyorsunuz efendim? Biraz önce simidini o çocukla paylaştığını gördüm. Ben de cebimdeki parayı seninle paylaşıyorum. Ama efendim, hak etmediğim parayı alamam sizden. Ben dilenci değilim ki. Senin gibilerle yaşıyorum küçük. Hem de bu yaşta. Bu parayı alman için ısrar edersen ne yaparsın? Ben iş arıyorum efendim. Bana iş verebilirsiniz. Çalışıp hakkımı kazanırım. Sahi mi? Evet efendim. Sana verecek bir işim yok küçük kız. Ama madem arıyorsun, güzel bir ortaklık yapalım seninle. Bir takım işler yaparız, ne dersin? Nasıl ortak olacağız efendim? Senin yaşlarındayken köprüde tarak satarak geçindim. Sen de satacak bir şey bulursun. Bu parayı sermaye olarak kullanırsın, anlaştık mı? Anlaştık efendim, çok teşekkür ederim. Yeni ortağıma yardımcı ol Ali. Satacak bir şeyler bulması gerekiyor. Olur abicim. Hadi sana hayırlı işler ortak. Size de efendim. Güzel kız, şanslısın. Çok zengin bir ortak buldun kendine. Şimdi söyle bakalım, ne iş yapmak istersin? Bir ara sokaklardaki at mendil satmıştım efendim. O dilencilik sayılmaz değil mi? Hayır canım. İnsanların eteklerine yapışıp çekiştirmezsen sayılmaz. O zaman kağıt mendil satabilirim. Boşver mendil satmayı. Al sen parayı, doğru evine. Olmaz efendim, ben yalan söyleyemem. Çalışmak istiyorum. Sen gayet ciddisin ha. Evet efendim. Bak sana ne diyeceğim. Sen güzel, kibar bir kızsın. Tıpkı bir çiçek gibisin. Bence sen çiçek sat. Çiçeği nereden bulurum ki? O işi bana bırak. Ben bulurum. Çok teşekkür ederim efendim. Çayı bile demlememiş be. Sabriye! Sabriye! Boşuna bağırıp durma. Çay yok, kahvaltı da yok, hiçbir şey yok. Anladın mı? Bende de para yok. Sen de anladın mı? Git Raziye'den ayarla. Bu kaçıncı Halil? Ayarlanacak gibi değil. İyi. O zaman açlıktan geberelim, sen hala gurur yap. Biz komşu değil miyiz? Bugün o bize verir, yarın o bize muhtaç olur, biz ona veririz. Biz bugüne kadar komşularımıza ne verebildik ki Halil? Kavgadan, gürültüden, bağırışmaktan başka. İyi. Sen inat yap, biz de ölelim. İçin rahat etsin. Ulan Halil, sen işini bilirsin be. Sen insanların ruhuna hitap ediyorsun. Ama böyle giderse İşte o zaman boku yedin. Yuh ulan sana. Yok be. Boş ver oğlum. Buluruz bir çaresini. Hadi hayırlısı. Adnan Bey. Dün akşam gelemediğim için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Zorla güzellik olmaz Özlem Hanım. Hata benim. Gelmeyeceğinizi bilmem gerekir. Düşündüğünüz gibi değil Adnan Bey. Akşam bir oda uyuyakalmışım. Çocukça bir şey olduğunu biliyorum ama son günlerdeki olaylar sağlık durumumu iyice bozdu. Şimdi de doktordan geliyorum. Akşam için gerçekten özür dilerim. Bana anlatsaydınız belki yardımım olabilir. Hocam bana kızacak ama dinlemek ister misiniz? Elbette. Bu konuşmayı kahvaltıda yapar mıyız? Tabii. Buyurun halde. Gidin. Al canım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok mahcubum. Saçmalama kızım. Biz kardeş sayılırız seninle. Çayı getirdim. Allah razı olsun Süleyman abi. Üzülme. O insafsız herif yüzünden bu kadar kahrolmana tahammül edemiyorum. Bırakıp gitsem Semiha perişan olacak. Kız yeni yeni toparlamaya başladı kendisini. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşırdım kaldım Raziye abla. Şaşıracak bir şey yok Sabriye. O uğursuz Halil'i çalıştıracaksın, hepsi bu. Ne iş yapabilir ki? Erkek adam her işi yapar. Mesela alt mahallede o 5 katlı inşaat var ya,
Ona kapıcı arıyorlarmış. Fena iş mi yani? Ben söylemesine söylerim ama Halil'den hiç umudum yok. Bastır Sabriye, bastır. Burnu sürtsün biraz. Hadi çayı soğutun, sonra görüşürüz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu kadına acıyorum yahu. Zavallı kardeşim benim. Çüş! Biz bu evde kaç kişiyiz be? He? Allah'ım sabır ihsan eyle. Söyleme, söyleme hadi. Git bardakları getir de çay içelim hadi. Zeytine bak. 4 tane zeytin. Ne ulan bu peynir? Tuz içinde be. Sübhanallah. Buldun da buluyorsun. Mecbur değiller bize kahvaltılık vermeye. Beğenmiyorsan yemezsin. Bana bak. Şimdi onlar bize bir tepsi kahvaltı verdiler diye. Onların esiri mi olacağız be? Ben beğenmediğim şeyi söylerim. Alışamadın mı? Eleştireceğine çalış da kendin kazan Halil Bey. Bana bak. Şurada kahvaltı yapıyoruz sabah sabah, iştahımı kaçırma. Kaçsın. Kaçsın da gerçekleri gör. Bana bak, ben çocuk değilim. Çalış o zaman Halil Bey. Zamanı gelince, acelesi yok. Aklın sıra, beni mi korkutuyorsun? İyi. Raziye sana bir iş bulmuş. Bugün git başla hemen. Ne işiymiş bu? Yeni yapılan bir apartmana kapıcı arıyorlarmış. Kapıcı? Ben kapıcı olacağım ha? Raziye karısı kafayı iyice yedi be. Sen git söyle, o un çuvalı kapıcılık yapsın. Sen kocana böyle bir işe yakıştırır mısın? Namusunla çalışmak ayıp mı Halil? Ben kapıcı falan olamam. Ben Halil. Halil Güneşli. Gattar Halil. Ben kapıcı olacağım ha? Olacak şey mi be? Bak böyle suratıma. Kapıcı karısı. Hıp. İşte böyle. Hocam Halil'in evine gittiğinde Lamia'yı ona göstermemiş. Demek hastanede gördüğüm o böcek Lamia'nın babasıydı ha? Ne yazık ki evet. Lamia'yı görmedim. Tanımıyorum ama anlattığınız kadarıyla çok iyi bir kızmış. Severim öyle kızları. Ben de çok seviyorum. Adeta kendi kızım gibi. Ama benim bir hatam yüzünden üvey babasının eline düştü. Eğer isterseniz Lamia'yı onun elinden almanın yolu çok kolay. Lütfen Adnan Bey. Siz bu işe karışmayın. Eğer hocam duyarsa... Duymaz. İnanın duymaz. Anladığım kadarıyla o böceğin yanında olduğu sürece Lamia'nın hayatı tehlikeli. Bana Halil'in ev adresini verin. Gerisine karışmayın. Bunu yapamam. Bazen insanlar istemediği şeyleri yapmak zorunda kalırlar. Bunun sorumluluğu bana ait. Hocan bu konuda hiçbir şey duymayacak. Söz veriyorum. Lütfen Adnan Bey. Bu konuda beni zorlamayın. Duvarları boyattın, bir ton paramız gitti. Şimdi boyaları kazıyıp yeriz. Evi dağıtıp ağaca çeviren sensin. O haliyle nasıl oturacaktık? Hem boya yaptırmasaydım sen gene paraları kumarda yerdin. Aman be, bir kere kumara gittik. Kumar, kumar, kumar. Evde satılacak bir bok yok. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Madem Lamia'yı sakladın, götür Avukat Bey'i, sürünmekten kurtuluruz. Ben dilenci değilim. Hem sen şu kapıcılık işini bir görüşsen diyorum. Bana bak. Bir daha kapıcı lafını ağzından duymak istemiyorum. Boşarım seni. Çok meraklıysan git kapıcılık yap. Çalışırım ne olur. Konuşma lan. Ne var lan? Bok var sanki. Ne var? Ne bu hiddet Halil kardeş? Celal ağa. Celal ağa ya. Sen bizi unuttun ama biz seni unutmadık. Böyle kapıda mı konuşacağız? İçeri buyur etmeyecek misin? Buyurun buyurun. Buyurun ağa. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Ben Celal yenge. Kocanın mapushane dostuyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Bunu sana aldım. Sağ olun. Ne zahmet ettiniz. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Gelsene biraz dışarı. Ağam, şimdi gelirim. Bu adam neden geldi? Yoksa borcunu ödemedi mi? Olur mu şey ya? Parasını Avukat Bey'den aldı ya. Bir bela çıkarmasın. Ya öyle bir diyeti olsa çikolatayla gelirim bu adam be. Hadi sen içeride otur. Ortaya çıkma, tamam. Hadi. Ağam böyle ansızın gelince bizim eksik etek şaşırdı da. Ben de şaşırdım. Şaşırma Halil. Gel otur yanım. Gel. Otur. Uzun kalacak değiliz. Bir iki laf edip gideceğiz. Dur yapma Maviş. Çiçekleri bozuyorsun. Satamayız sonra onları.
Aferin, çabuk bitirmişsin. Al bakalım, bunu da Maviş'e takalım. Yeni ortağın gönderdi. Teşekkür ederim. Şu kalanları da Demet yapınca tamam. İşini bitince gel içeri. Kanı doyur, sonra çiçekleri satmaya çıkarsın. Ben de acıkmadım ama Maviş acıkmış olabilir. İtiraz istemiyorum. Dur, ama böyle yaparsan olmaz Maviş. Çiçekleri satacağız. Maviş! Maviş! Doğrusunu istersen şanslı adamsın. Ne derler? Garip kuşun yuvasını Allah yaparmış. Yapar ha, yapar. Kızın avukatı çıldırmıştır şimdi. Üstad inatçıdır. Bu işin peşini bırakmaz. İster bıraksın, ister bırakmasın. Gaddar Halil golünü attı. Kız da ona kaldı, paralarda. Sonra şu mezardaki ölünün babası çıkmaması olacak şey değil. Halil'e sıkı bir avukat lazım Lamia'yı geri alabilmek için. Ağam, Lamia avukat da değil. Tam yakalamıştım, yine elimden kaçtı velet. Dua edelim de kızın başına bir iş gelsin. İnşallah ağam. İnşallah başına bir şey gelir de kurtulurum kızdan. Ama bir taraftan da başım belaya girecek diye korkuyorum. Korkma, Recep var. Sen Halil kardeşin avukatı değil misin? Bilmem ki. Bir ara tatsız olduk da. Geçti, geçti. Halil bizim canımız ciğerimiz. Değil mi Halil'im? Evet ağam, haklısın. İçten söylemiyor. Baksana, bize kırgın. Bir acı kahve bile ikram etmedi. Bak Recep abi, ben sana bir şey söyleyeyim. Biraz ters o durumdayız. Yüzümüze vurmana hiç gerek yoktu. Olmadı. Şimdi olmadı işte. Madem sıkıntıdasın, biz neciyiz? Al bakalım Halil. Şey ağam, almasam diyorum. Sonra hesap kabarıyor ağam. Kolay Halil'im. Sonra hesaplaşırız. Hadi konuşma fazla da al şunu. Senin her derdini halletmek boynumun borcu. Hadi kal sağlıcakla. İyi günler Halil. Güle güle. Sabriye. Ne var? Ne var Sabriye? Halil? Sabriye bak. Sabriye bak. Hadi hazırlan. Çarşıya gidiyoruz. Semih abi bekle. Beraber yürüyelim. Dersten iyi çalışmışsın. Bugün iyi notlar aldın, kutlarım. Arada kaçırdığın dersler için sana yardım edersen onları da kurtarırsın. Hadi sahildeki kafeteryaya gidelim. Orada çalışalım. Ne dersin? Benim param yok. Olsun, bende var. Sağ ol ama bilmem ki. Lütfen, biz arkadaşız seninle. Çiçekçi, çiçeklerim var. Dur Maviş. Papatyalarım var. Çay içer misin? Hayır, sağ ol. Ben bir tane içeceğim, sen de iç. Bakar mısınız? Buyurun. İki toz, iki çay lütfen. Eser? Adım Eser değil ama fark etmez. Affedersiniz, sizi bir arkadaşım sandım. Arkadaşım mı sandın? Evet. Daldın gittin Semih. Parayı bulunca benden önce gidiyorsun çarşıya bakıyorum. Yine başını belaya sokacaksın. Tamam konuşma be. Seni kurtaracak avukat da yok. Artık ne yapacaksın? Bana iş buluyorsun ya. Kapıcılık falan yaparız. Hadi bakalım. Sucuk pastırma almayı da unutma, tamam mı? Hadi. Sen neden gelmiyorsun? Kadını görünce fikrin değişti değil mi? Tövbe de. Ben pazarı hiç sevmem. Böyle insanın üstüne yapış yapış geliyorlar be. Bak eğer pavyon gülüne gidersen. Saçmalama be. Rakı alıp geri döneceğim. Hadi güle güle. Hadi, hadi. Sen pavyon gülüne feda ol be. Yaz, yaz. Deftere yaz. Haftaya ödeyeceğim. Karınla çok dolaşır oldun. Ben gösteririm sana. Bugün tersinizden mi kalktınız Fidan Hanım? Çok sinirlisiniz. İnsanın sizin gibi komşuları olunca normal. Ne yaptık be? Şöyle yol verin de geçelim. Buyurun. Buradan çıkınca bana gel. Bu karı da kıskanç be. Bu karı millet hep böyle oluyor. Al ne birini dedin? Vur öbürüne. Bir şey demedim. Rakı dedim, rakı. Önce para. Para peşin Halil Bey. Rakıyı ver, rakıyı. Çık şuradan. Ulan sana ehliyet verenin. Çık lan dışarı. Ne biçim araba sürüyorsun be? Kör müsün lan? Aa, şey ya.
Beni tanıdın mı? Hastanedeki abi. Avukat hanımın şeyi. Aferin. Tanıdım. Sen de üvey babasın. Camianın. Evet. Hadi düş önüme. Evine götür beni. Neden? Lamia'yı almaya geldim. Yürü hadi. Yürü! Tam senin gibi aşağılık birinin yaşayacağı yer. Kızın abi. Ne dikiliyorsun lan? Git getir kızı. Abi kız bende değil ki. Demek kızı sakladın. Babalık hakkı filan gibi de laflar etmişsin. Evet abicim. Avukat şeyi açtırdı mezarı. O açıdan mezardaki babası değilmiş. Tabii avukat bey bunun üzerine... Şimdi kızı bana vereceksin. Yoksa... Abi kız bende yok vallahi. Anlamam. Kızı istiyorum. Kaçtı abi. Vallahi taksideyken elinden kaçtı abi. Vallahi abi kaçtı. Bulacaksın yoksa. Tamam tamam abicim. Bulacağım söz. Ben mahkeme avukat filan dinlemem. İstediğim anında alırım. Tamam. Senin gibi böcekleri ezmeyi de çok severim. Üstüne bastığında sadece çın diye ses çıkar. Bilirsin yarın yine buradayım. Kızı alacağım. Yoksa çıt. O kadar. Tamam abi. Tamam abi. Ne çıktı be? Beni böcek yaptı. Ulan ben sana sorarım.